Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Philip L. arkadaşlar Shiba'nın büyük bir sürprizle güçlü bir yükseliş yapacağını duyuruyor. Şimdi burada şunu söyleyeyim ben. Kısa vade yani yakın tarih içerisinde bunun oluşuyla alakalı beklenti noktasının genel olarak ortalama daha düşük fiyatlar. Yani şöyle bir 76 pozisyonları 76 ve 74 aralığından bir hareket yapacağını düşünüyorum. Bunun sebebi buralar Shiba'nın geçmişteki düşüş seviyeleri tam. Dolayısıyla bu noktalara kadar bir gelmesi, bunlar da sürekli niye çıkıyor anlamıyorum ama her neyse. Yani bu Haziran düşüşünü tekrarlaması büyük bir alım noktası oluşturacağı kanaatindeyim arkadaşlar. Zira dominans etkisinde beklenen aslında buralara çok hızlı bir yeniden düşüştü son zamanlarda. Fakat bu şekilde olmadı. Bu seviyelerde büyük bir alım tetiklenecektir. Bir kere bunu söyleyeyim. Dolayısıyla buradan günlükteki EMA 50 üzeri iğnelere kadar ilerleyen günlerde belki haftalarda bu düşüşü tamamladığında bir yükseliş hareketi yapacaktır. Tabii uzun vade içerisinde çok daha büyük hareketlere gebe olduğunu söylemek lazım. Şu anda özellikle yılbaşı yaklaşırken piyasada bir güvensizlik ortamı var. Güvensizlik ortamı hakim arkadaşlar. Uzun lafın kısası olan bu durumda bu güven ortamının sarsılması, alımların yapılmamasıyla yani yatırımcının beklemesiyle tetikleniyor ki bu da hacimdeki düşüklük anlamını taşıyor değil mi? Velhasıl biraz da piyasada şu an beklemek lazım. Şibaryumun gelişi geliyor oluşu, manuel yakımlar gibi Metaverse, NFT gibi Shiba üzerinde çok fazla rally katalizörü mevcut. Sadece doğru zaman bekleniyor arkadaşlar. Yatırımcısının Shiba'da sadece sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum. İzleyen herkese hoşça kalın.